Merhabalar, bugün günlerden pazar, kuruyan çamaşırlarımı aldım, geldim. Hem bunları katlarız hem de sohbet ederiz diye düşündüm. Bugün ne yaptım, dün ne yaptım onlardan kısaca bahsedeyim hem de. Şimdi dün hep de benim çamaşırlarım. O kadar çok ıvırım zıvırım var ki çocuğun iki tanesi benim 10 tane. Hep benim ıvırlarım zıvırlarım. Çamaşırda da öyle. Şimdi dün temizliğimi yaptım. Bugün fazla bir şey yoktu. Bugün ne yaptım? İşte dün evi sildim, süpürdüm, banyoyu temizledim falan. Bugün de sabah kalktım, hava böyle güneşliydi, bu şekilde kapatmamıştı. Dedim hemen kahvaltımı yapayım, saçlarımı düzleştireyim, makyajımı yapayım, video çekeyim, aldığıma pişman olduğum çeyiz ürünlerini diye. 10 gibi uyandım yanılmıyorsam, 9.30-10 gibi hemen şey yaptım. Kahvaltı yaptıktan sonra saçları düzleştir, makyajı yap. Bayağı bir zaman alıyor açıkçası video çekmek. Bu vlog tarzı videolarda hani doğal oluyorsun ama böyle normal video çekerken ne oluyor, işte makyaj yapma şeyi oluyor. İşte saçının yine biraz düzgün olması gerekiyor derken saati 2 yaptım. Ya. Şimdi çamaşırları tekrardan makineye koydum. Birkaç tane daha var. Onlar da yıkansın. Değil mi? Ama hep aklımdaydı. Onu çekmek. İyi ki çektim. Yani. Kitap okuyamayacağım sadece. Vakit kaybettim. Çünkü çorba yapmam lazım. Salata falan yapmam lazım. Kitap biraz şeye kalıyor. Akşama kalıyor. Hani böyle motivasyon videosu gibi video çekeriz diye düşündüm ama olmadı, nasip. Evet. Şu memorinin bunu ayırayım. Benim. Şu da ütülenecek. Bu gömleği giymiyorum diye zaten şey yapmıyorum, ütülemiyorum. Çünkü onu çok 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 nadir giyiniyorum. Şu kazağı da ev kazağım benim. Çok sıcak tutuyor bu. Bunu da yıkamış olduk. İyi oldu. Da bu kazak şeyleri çok fazla gardıropta yer kaplıyor ya. Yünlü şeyler ya. Öyle. Bu arkadaşımın bana aldığı kazak. Bunu da evde giymiyorum genelde. Öyle işte. Vakit böyle geçti. Bu arada dün araba dersine devam ettik Memoli ile. Bu sefer hani gitmeyi falan şey yaptık ya, direksiyon dersine geçtik. İyi oldu yani, böyle çevirme falan biraz iyi oldu, hakimiyet. Yani bak, bunu bu sene hiç giyinmedim. Şimdi yarın giyinsem mi? Bir de işe giderken ne giysem derdi oluyor işte. Mesela akşamdan iş kıyafetini hazırlayınca çok kolay oluyor. Sabah giy çık, ama sabahtan işte o dolabın karşısına geçmek iğrenç bir duygu. Acaba ne giysem? Acaba ne giysem? O çok kötü bir duygu. Bunu giyineyim ben. Hiç giyinmedim bu sene. Bir de insan bazen değişik bir şey giymek arıyor. Bunu ütüleyeyim hatta, şu alt kısımlarını. Bunu giyeyim de bunun altına siyah etek mi giysem? Kahvemsi bir eteğim var, onu mu giysem, bir tutayım üstüne. Yarın da giyecek kıyafetim çıktı. Öyle işte. Konudan konuya nasıl atlıyorum? Aman Allah'ım. Şey, iş arkadaşım diyor ki, Selma diyor, konudan konuya atlıyorsun diyor. Konuyu değiştirirken haber ver bazen, anlamıyorum diyor. O da haklı. Memo'nun çorabı. Benim çorabım. Ay ay. Benim. Her zamanki gibi bir tane çorap artar. Eşi olmayan çorap. Bilmiyorum sizde oluyor mu ama bende illaki bir tane böyle tekli eşi olmayan çorap çıkıyor. Onları ne yapıyorum biliyor musunuz?
bir poşet yaptım. Böyle buldukça oradan çıkarıp yerleştiriyorum. Çıkarıp yerleştiriyorum. Şey oluyor. Daha da iyi oluyor. Çünkü öbür türlü çorap kalmıyordu evde. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Makyaj, 11 gibi makyaj yaptım. Çıkartmadım. Hani bakımlı durayım, güzel durayım diye. Nasıl işte yapmayacağım. Memoli gelecek. Hani bana diyorsunuz ya. İşte biraz bakımlı ol falan. Temizlik yaparken diyorsunuz. Orası da bir ayrı. Temizlik dışında mesela bunu yüzümde tutuyorum. Memoli gelmiş. Tutmam bunu yüzümde. Arada da oluyorum. O kadar da değil. Ama siz şey yapıyorsunuz. Temizlik yaparken bakımlı ol diyorsunuz. Onu nasıl yapabilirim? Yani yapamam. Ona çok kızmıştım. O yorumu ben unutamıyorum. Unutamıyorum o yorumu. Normalde hiç takılmam yorumlara da o yorumu unutamıyorum. Niyeyse. Şunu o poşetime koyayım. Şuraya asayım. Şu kazaklar da benim. Bunların hepsi benim. Bir sepetin tamamı benim. Memoli'den çıkanlar şu iki parça. Sadece bu iki parça çıktı ya. Garibim. Ama onunkiler de şimdi yıkanıyor. İlk kıyafetleri falan. Şimdi yıkıyorum onları. Öyle. Şimdi ben bunları gideyim. Odaya yerleştireyim. Sonra birkaç gül kurusu vardı. Onları düzenleyeceğim. Kurumuş güller. Onları sizlerle beraber düzenleriz. Şimdi o zaman hemen kalkayım ben. Şunları yerleştirip geliyorum. Çamaşırları dolaba yerleştirdim, geldim. Buraya bir bez serdim. Şimdi ne yapacağız? Şurada net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kap şeklinde bir kavanoz var. Kavanoz da değil de saksı diyelim. Bunu bana Mehmet sevgiliyken almıştı. Beyaz güller vardı içinde. Hatta şuradaki taşları da duruyor hala. Ben bunu sakladım. Şimdi bana mesela arada bir gül alıyor. Arada bir bu aldığı gülleri bunun içerisine yerleştiriyorum, kurutup. Hem hatıra kalıyor hem de odamda gördükçe mesela bir şey olup Mehmet'e kızdığımda bunu gördükçe yumuşuyorum. Öyle de bir garip bir psikoloji içine giriyorum yani ne yalan söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Bunlar kurudu. Bunları açacağım. Bunları da nereden aldım biliyor musunuz? Yolda biz işte arabada mesela roman kızları var. Yolda bu kızlara rastlıyor sürekli. Böyle ben gözünün içine bakıyorum. Bakayım alacak mı almayacak mı? Bazen alıyor bazen almıyor. O yani romantikliğinden değil. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Kesinlikle romantikliğinden değil. Şu yaprakları da atıyorum. Sevdiklerim ama. Ondan sonra işte kızlarla benim yanımda pazarlık yapıyor. Ya diyorum ki Memoli, bir şey alacaksın, bunun pazarlığını benim yanımda yapma. Kız da diyor ki 5 liradan fazla ver. Ya diyorum bunu niye benim yanımda söylüyorsun? Şu şekilde koyuyorum. Öyle işte ya. Cimridir kendisi. Ya cimri değil de tutumlu açıkçası. Cimri de demek yanlış. Çünkü hiçbir eksikliğimi yani bir şey olduğumu hiçbir şeyden beni eksik geri bırakmamaya çalışır da biraz tutumludur kendisi. Öyle bak iki tane yere döktüm. Şimdi onları aldım. Öyle işte. Bir iki tane yaprağı da koyalım. Çöpe gitmesindense böyle biriktirip odamda masanın üzerinde duruyor. Siz bu balık kavanozları var ya onun ne fanusları, onlarda da yapabilirsiniz. Onlarda da çok şık duruyor. Bu da hep aklımdaydı. İyi ki yapıyorum şu anda. Duruyordu orada. Kuruduğunu fark ettim. Bir türlü. Bundan sonrası hep ezilmiş, büzülmüş. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğeri de beyaz zaten. Sapsarı olmuş. Şu şekilde koyuyorum.
Şöyle. Bunda zaten yaprak var belli yerlerinde de ince uzun yapraklar var. Normal bu şekilde çok az var. Ay uçmayın. Daha dün süpürdüm evi. Bugün de süpürdüm hatta. Bugün saçımı düzleştirdim. Bir iki yerde söylemesi ayıp. Saç gördüm. Hemen bu odayı bir daha süpürdüm bugün. Bu odada düzleştirdim çünkü saçımı. Banyoda düzleştir demeyin. Hiç sevmiyorum banyoda saç düzleştirmeyi. Burada düzleştiriyorum. Burayı süpürüyorum. Bundan sonrası zaten şey. Bunlar konulmaz yani. Evet. Gül kurularıma yenileri eklendi. Diyeceksin ki sen işin gücün yok mu? Başka bir işin yok mu? Ama ben böyle manevi şeylere çok önem veriyorum. Mesela işte annemin, abimin şeylerini falan çok saklıyorum. Manevi şeylere çok değer veriyorum. Allah'tan da örtü serdim ya. Örtü sermesem ne olacaktı bilmiyorum. Of Selocan. Şurada bir iki tane daha var. Allah'tan halı yok şu tamamda. Şimdi bunları ben, bu da benim neyim? Söz ipim. Bunu da saklıyorum. Mesela bunu bile saklıyorum. Küçücük bir şey ama saklıyorum yani. Bunun içine koyuyorum ki kaybolmasın bir yerde, unutmayayım diye. Şimdi bunu böyle, şunları çöpe atarım. Şöyle komple çöpe atacağım şimdi. Bunu da camdan aşağı silkelerim. Şöyle. Çöpte de fazla yağ tutmasın. Şöyle kırayım bunu. Ben bunu şimdi gidip çöpe atayım. Şunu da katlayayım. Bunu da güzelce bir silkeleyeyim. Şurada da iki tane var yine. Bunu da yerleştirdiğimize göre artık mutfağa gidebiliriz. Mutfağa geldim ama bayağı bir zamandan sonra geldim. Mehmet çok erken geldi. Trafik yoktu. Bugün normalde trafik oluyordu. Eve 2 saatte geliyordu. Bugün 1 saatte geldi. Çabucak yemek hazırladım. Yedik. Daha sonra işte makinede çamaşırlarım vardı. Onları astım derken o arada sizlere video çekemedim. Biraz da yoruldum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi kahve yapayım dedim. Kahve yaparken hem de beraber sohbet ederiz diye düşündüm. Aslında benim niyetimde akşam yemeğini sizlerle beraber yapmak vardı ama olmadı, kusura bakmayın. Bu yüzden zaten yapacağım şeyi de görmüştünüz. Memoli hani bir tane salata yapmıştı ya karnabaharlı. Ondan yaptım. Kaç gündür o vardı aklımda. Çok sevmiştim tadını. İnanın yani ben normalde çiğ karnabaharı yemem ama mesela onu da hissetmiyorsunuz baharatından dolayı. Öyle işte birkaç malzemem vardı, onları da yıkadım. Plastikleri makineye atmıyoruz ya, onları da yıkadım. Bir kahve keyfim kaldı. İngiliz Home'a bakacağım. İngiliz Home'da her şey 19 lira. Instagram'da gördüm. Yani muhakkak bakmam lazım. Kesinlikle bakmam lazım çünkü çok istediğim şeyler var. Onları bir göz gezdirmem lazım. Şimdi kahvemizi yapalım. Beraberce. Evet. 3 kaşık koyacağım. Bunun alanı küçük diye. Bilginiz olsun. Evet. Kahveye mis gibi kokuyor. Şu an şeyde biraz soğan kokuyor burası. Kahveyle iyice soğan kokusu gider. Her tarafı böyle köpüklerim biraz geçti. 3 tane atayım. Evet, şekerimizi de yerine koyalım. Videolara da cevap verdim bu arada. Şey için aldığıma pişman olduğum çeyiz ürünleri videosuna.
Bir yandan da orada bildirimlere cevap vermeye çalışıyorum iş yaparken. İyicene karıştırayım. Sonra karıştırdığımda çarpılırsın diyorsunuz, beni düşünüyorsunuz. Sağ olun. Birazdan da yarınki iş kıyafetlerimi hazırlarız sizlerle birlikte. Değişiklik olur. Hep aynı şeyleri yapmayalım, değil mi? Kendimizi tekrar etmeyelim. Bir değişik bir şey olsun. Çok değişik. Aman. Öyle bir anlattım ki. Neyse. Şimdi. Hemen çekmeceden şunun. Evet. Yıktım galiba. Küçük çaplı. Hemen fişimizi takalım. Bakayım Karaca'da indirim varsa. Çaycıya ihtiyacım var. Çaycı da alabilirim. Her şeyde indirim var ya, haberlerde izledim. Montlar falan 50 TL'ye düşmüş. Her şeyde indirim var. Bilginiz olsun. Aslında var ya, tam şu an alışveriş yapma zamanı. Benim pantolona ihtiyacım var. Hafta sonu, yani haftaya ya da cuma günü büyük ihtimalle pantolon almaya gideriz diye düşünüyorum. Çünkü pantolonlarım eskidi birazcık açıkçası. Pantolon almam lazım. Mehmet de dedi benim de almam lazım. Beraber gideriz onunla. Yani kahvenin yanına hiç abur cuburumuz kalmamış. Sade içeceğiz. Şuralara bakıyorum belki bir şey kalmıştır diye ama hiçbir şey kalmamış. Bir salça da bitti. Onları da şuraya yazdım unutmayayım diye. Salça, pirinç, yağ da azaldı. Havlu kağıt da azaldı. Bir de küçük ıslak mendillerden almam lazım. Aslında var ya, bugün makyaj paçalarımı yıkasam da çok iyi olur. Bakayım şu aralarda çocuklar duymasın izlerim. Reklam aralarında makyaj paçalarımı mı yıkasam, ne yapsam? İnanın yani tembelliğimden bir aydır onları yıkayacağım. Bir aydır makyaj fırçalarımı kullanmıyorum. Makyaj fırçalarını yıkama konusunda hiç çalışkan bir insan değilim. Üşeniyorum onları yıkamaya. Hep kendimce bir bahane buluyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Ama kendimce hep bir bahane buluyorum. Bugün mesela kitap da okuyamadım. Makyaj fırçalarımı da yıkayamadım. Biraz aksadı programım. Yani kendi kafamda düşündüğüm programım. İki konuda aksattım kendimi. Neyse, yarın hallederiz. Öyle işte. Oje de sürmek istiyorum bugün. Gerçi ojeye de alışınca da alışıyorum. Çok da alıştırmak istemiyorum ellerimi ojeye. İşindekilerim var ya, şu tenleri, şu tırnak yapıları sapsarı olmuş. Sürekli sürmekten tabii. Bir de tabii evdesin. Sürekli bir şeylerle haşır neşir oluyorsunuz. Bir de yani Mehmet'in asla tahmin edemeyeceği şeyler, uzun tırnaklar. Hiç sevmiyorum. Yani eğer de uzun tırnaklıysan mutfağa kesinlikle girmeni istemiyorum. Hiç istemiyorum. Haklı tabii. Bazen kaytarıyorum ama o hiç kabul etmiyor. Hiç. Öyle işte. Ya bugün ne güzel motivasyon günü yapacaktık. Neyse. Nasip değilmiş. Oo, biraz daha kayna. Evet, köpüğünden döküyorum birazcık. Ay, döküyorum. Yok. Evet, dökülmüş. Ne oldu kağıdımız lan? Bakayım şu indirimlere, merak ettim hakikaten. Evet, iyicene kaynattık. Fişini çekiyorum. En alt çekmeceye koyuyorum artık. Çünkü tezgahta bana biraz kalabalık geldi.
O yüzden en alt çekmeceye koyuyorum. Şimdi şunu da bir yıkayayım. Karaca'ya bir bakmam lazım ya. Çaycıya ihtiyacım var. Şöyle memnun kaldığınız uygun fiyatta güzel çay makineleri var mı? Pembe olabilir ya da gri olabilir. İki renkten birine. Ya yani iki renkten biri olabilir açıkçası. Pembe de olur, gri de olur. Evet. Şunu da yıkayalım. Eğer beğendiğiniz ürün varsa aşağıya yorum yazarsanız çok sevinirim. Birazdan da makyajımı çıkaracağım. Yeter artık. Yani evde bu kadar makyajla gezmek yeter. Aslında hafta sonları elimden geldiğince çok fazla makyaj yapmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten hafta içi yüzümü bu genç yaşta mahvediyorum. Ama işte alışkanlık olmuş benim için fondöten. Yani gerçi hemen hemen herkes de böyle alışıyorsun fondöten sürmeyince böyle biraz hastaymış gibi oluyor insan. Ama hafif fondöten kullanıyorum. Maybelline'in fondötenleri çok hafif oluyor. Onları kullanıyorum. Ağır fondöten kullanmıyorum. Öyle. Ben o zaman geçeyim. Yavaş yavaş kahvelerimizi içelim. Kahvelerimiz soğumasın. İş kıyafetlerini ütülerken tekrar buluşuruz. Kahveyi göstermeden nereye gidiyorsam bilemedim. Kusura bakmayın, kahveyi göstermeden ben gideyim dedim. Kahvelerim hazır. Şurada da dediğim gibi yıkadığım bir iki plastiğim var. Onlar da hazır. O zaman ben şimdi içeri gidebilirim. Saat 12 oldu. 3'ü yaptım. Şimdi videoyu sonlandıracaktım. Sonlandırmadan önce iş kıyafetlerimi, yarın giyeceklerimi de sizde göstereyim. Hem de videoyu sonlandırayım dedim. Bunu ütüledim. Yarın bunu giyerim. Bizim iş yeri o kadar şey oluyor ki, sıcak oluyor ki size anlatamam arkadaşlar. O yüzden hem de bu böyle çok kalın değil. Bunu giyerim. Şu onun altına ya şu eteği giyerim. Krem ve bu daha çok uyuyor. Ya da şu siyah eteği giyinirim. Bunu da göstereyim. Böyle dantelli dantelli işlemeleri var. Çantamı da hazırladım. Artık uyuyabilirim. Biraz böyle acelece bir gösterim oldu ama dediğim gibi saat 12 oldu. Uyku da bastırdı. En iyi ışık da mutfak. Yani mutfakta da bu ne kadar gösterilebilir? İşte bu kadar gösterilebilir. İnşallah beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.